Kağan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine birlikteyiz. Bugün transferde büyük bir hareketlilik var. Bu arada beklenmedik sürprizler de yaşanmadı mı? Yaşandı. Real Betis Bakambu için çok güzel bir teklif yaptı. Başlarda 1,5 milyon eurodan kapıyı açmışlardı. Bu reddedilmişti. Bakambu için istenen rakamlara çıktı ve Bakambu şu anda bir son dakika pürüzü çıkmadığı şekilde artık Real Betis'in oyuncusu. 5 milyon euro bonuslarda olduğu söyleniyor ancak hani benim öğrendiğim rakam 5 milyon euro. Real Betis Bakambu transferi, Serge Aurier Galatasaray transferi. Yani o da bu arada Galatasaray hala alternatiflere bakıyor. Onu söyleyelim. Yani Aurier ile bir anlaşma var ancak Galatasaray'da Aurier ismi şu anda %100 değil. Resmi açıklama henüz gelmedi. Galatasaray hala alternatif arayışlarında. Galatasaray'da ana hedef hani yerli sağ bek, yerli sol bek olması şeklindeydi. Hani en kötü bir tarafın yerli olması şeklindeydi. Ancak hani gelişmeler beklenen şekilde ilerlemedi. Zeki Çelik'le alakalı neden olmadığına dair size durumu anlatacağım. Ama onun öncesinde biliyorsunuz bu son video, son yorumları toplayacağız. Sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanma şansı yakalamak istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz diyelim ve tek tek konuşalım. Yani o kadar karmaşık şeyler yaşandı ki anlatırken şu an kafam karışıyor. Yani nereden nereye girsem diye cümleler bazen kaçıp gidebilir. Şimdi öncelikle topluluktan bugün bir paylaşım yaptım Aurier ve Levent Mercan'la alakalı. Burada benim sinirlendiğim nokta 4 aydır yani neredeyse 3-4 aydır Annelinyo'nun gideceğinin net olması, 3 aydır Rıdvan'la uğraşılması ve bunun sonucunun Levent Mercan olmaması gerekiyordu. Ki zaten Levent Mercan'la alakalı da pürüzde çıktı. Sayın Süleyman Urman'ın açıklamalarını Ertem Şener direkt olarak verdi. Benim zaten beklediğim bir şeydi. Levent Mercan konusunda benim sinirlendiğim en büyük nokta da buydu. Yani bugüne kadar o kadar anlayış gösterilmiştir ki Cagne transferi, Bato Anşen transferi, ancak Galatasaray'a nedense hiç anlayış gösterilmez bu işlerde. Yani ben Levent Mercan'la alakalı bir pürüz çıkacağını da biliyordum. Açıklama bana iyi niyetli gelmedi. İşte Galatasaray yine bizle görüşmek yerine oyuncu tarafıyla görüştü vesaire. Ya zaten hani oyuncu gelmek istemedikten sonra ben kulübüyle niye görüşeyim? Önce tabii ki de bir oyuncunun görüşünü alırım ben. Ki zaten bir ay önce falan bizim Ferhat Kızıltaş haberini vermişti Levent Mercan'ın. Zaten belliydi bu durum. Yani Karagümrük kulübüne haber vermeme gibi bir durum söz konusu değil ki. Levent Mercan'ı bir kenara bırakalım. Aurier transferine bakalım. Geceden haberler düşmeye başladı Assignon'la alakalı. Gördüm, karışmadım Assignon konusuna çünkü netlik yoktu ortada. Oyuncu kiralık olarak Galatasaray'a gelmek istemedi. Kulübü 10 milyon euro istiyordu, söylemiştim size. Kulübü kiralık sözleşmesine 10 milyon euroluk opsiyon da koymak istedi. Galatasaray bu opsiyonu kabul etmeyince oyuncu cephesi de 4 aylık Galatasaray'a gelmeyi kabul etmedi ve bu durumda İngiltere'den de kendisine Burnley'den teklif gelince Assignon İngiltere'nin yolunu tuttu. Peki diğer bekler niye olmadı? Bu arada ben Aurier'e tepkim hani şundan dolayı, diğer isimlerle alakalı hani en kötü Dubois'ı niye bitirmediniz? Mesela yani zaten geri kalan süreç için bir 900 bin euro ödeyeceksiniz Leo Dubois'a. Üstüne şimdi Aurier'e 3 milyon eurodan 2 milyon euroya düştü maaş olarak. Şimdi yarısını vereceksiniz 1 milyon euro. Oyuncu Şubat'ın 11-12'sine kadar takıma katılamayacak. Bu sebepten dolayı bir tık daha düşüreceksiniz maaşını. Geç katılıyor takıma diye. Yani bir 900 bin euro, 800 bin euro civarı bir para ödeyeceksiniz Aurier'e. Bu arada Cedric Suarez seçenekler arasındaydı ancak bu konunun ben hani Okan Hoca tarafından olumlu görülmeyeceğini size söylemiştim ve Okan Hoca tarafından bir veto var Cedric Suarez'e, oynamayan bir oyuncu olduğu için. Ve Aurier'in seçilmesinin en büyük nedeni takıma hazır olarak katılması. Biliyorsunuz fil dişi sahillerinde zaten şu anda turnuvada oynuyor ancak takıma erken katılamayacak. Ve şunu da bir not olarak belirteyim. Serge Aurier ile alakalı şu an %100'lük bir durum yok. Evet, ortada bir anlaşma var ancak Galatasaray hala alternatiflerine bakıyor. Benim burada görüşüm, hazır bir şekilde Leo Dubois'ı geri getirebilirdiniz. Bu işi neden inada bindirdiniz? Yani son rakam bu arada duyduğum hani 300.000 euro civarıydı, ancak net rakamı söyleyeyim size. Başakşehir kulübünün bu transfer için, yani geri dönüş için beklediği rakam 500.000 euroymuş. Onu da buradan belirteyim. Yani 500.000 euro verip alabilirdiniz Leo Dubois, zaten sezon sonunda takıma dönecek. Aurier'e şimdi 1 milyon euro civarı bir rakam vereceksiniz. Bu 4-5 aylık süreç için şimdi takıma ne kadar uyum sağlayıp sağlamayacağı da meçhul. Fakat yani Aurier şu anda hani bitti gözüyle bakarsak, hani o pencereden bakarsak bu saatten sonra hani bir şey demek düşmez. Sağ bek transferinde ben yönetime kızamam. Çünkü Boye transferi tamamıyla piyango oldu. Devre arasında alabileceğiniz bir isim yok adam akıllı. Takımlar oyuncularını göndermeye sıcak değil. Bedeline gelelim, bedava. Yani zaten sözleşmesi bitiyordu. Nottingham Forest oyuncunun maliyetinden kurtulmak istedi. Net 3 milyon euro. Yani brüt rakamıyla birlikte bir 4,5-5 milyon euroluk maliyeti vardı Nottingham Forest'ta. Yani bu transferin tamamen yarısını ödüyor deseniz ikinci devrede bir 2,5 milyon eurodan kurtuldu Nottingham Forest. Oyuncu indirime gitti. Maaşında 1 milyon euro civarı bir rakam alacak Galatasaray'dan. Bir son dakika değişikliği olmaz ve imzayı atarsa şu şekilde şu an hani Galatasaray'da artık başarılar dileyelim. Aurier'in transfer olduğu senaryoda Cedric Bakambu için 1,5 milyon eurodan artık hani kapıyı açtılar. İlerledi görüşmeler ve arkasından 5 milyon euroya anlaşma sağlandı. Çok iyi iş. Yani Galatasaray yönetimi oyuncu satışında inanılmaz derecede bir level atladı. Fakat bu satılan oyuncuların yerini ne kadar doldurabileceksiniz? Erencan Yardımcı, size bir özel haber verdim Erencan'la alakalı. Galatasaray Erencan Yardımcı'yı istiyor. Eyüp Spor As Başkanı yaptığı açıklamada da zaten bunu teyit etti. İsim vermese bile oradaki Süper Lig ekiplerinden bir tanesi Galatasaray. Galatasaray Erencan'ı neden istiyor? Zaten hani potansiyelli bir oyuncu. Fakat burada Avrupa'ya 3 isim yazabildiğiniz için Erencan Galatasaray altyapısından yetişme olduğu için orada altyapı kontenjanından Erencan'ı alacaktınız listeye. Yani bir yandan da bunu halletmiş olacaktınız. Sayın Fatih Kulaksız'ın açıklamalarını zaten okudunuz. Fakat şunu söyleyeyim. Galatasaray Erencan için hala istekli. Erencan'la alakalı size bundan aylar önce Pendik maçından sonra söylemiştim opsiyon konusunu. Rahmetli Mustafa Cengiz'in de bununla ilgili bir açıklaması vardı. Fakat onu iyice araştırdım. Galatasaray'la Eyüpspor arasında bir opsiyon yok. Ancak bonservis konusunu kafaya takmayın. Eyüpspor Başkanı Galatasaray'a karşı bonservis konusunda katı değil ve her türlü anlayışı gösterecektir Sayın Murat Özkaya. Resmi bir anlaşma yok geri dönüş maddesiyle ilgili, ancak dediğim gibi Eyüpspor cephesinden Galatasaray'a oyuncunun dönüşüyle alakalı bir anlayış her türlü gösterilecektir. Fakat burada ikna etmeniz gereken isim Erencan Yardımcı. Kulüp Erencan'ı Avrupa'ya göndermek istiyor. Erencan Pendik'te kalıp sezon sonuna kadar Avrupa'ya gitmek istiyor. Galatasaray Erencan Yardımcı'yı ikna ederse, bunu alt üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Galatasaray Erencan Yardımcı'yı ikna ederse Erencan Yardımcı yeniden Galatasaray forması giyecek. Yani 10 milyon euro rakam isteniyor vesaire. Bu tip detaylara takılmayın. Ben bu konuda, bonservis konusunda Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya'nın o kadar ısrarcı olacağını düşünmüyorum 10 milyon euroluk bir rakamda. Erencan Yardımcı ile alakalı gündem bu şekilde. Bakan bu. Anlaştı Real Betis'le, gidiyor. Sağ bek konusu Aurier anlaşıldı. Galatasaray hala şu anda alternatiflerine bakıyor bu arada. Şunu demiştim, hani listede o kadar isim varken Aurier'e nasıl düşüldü? Yani bu düşüldü biraz yanlış anlaşıldı. Aurier'in kötü anlamda olduğundan değil bu. Yani listenin alt sıralarına kadar nasıl gelindi? Peki nasıl gelindi? Onu da araştırdım. Zeki Çelik Türkiye'ye dönmeye zaten sıcak değildi. Roma'da kalmak istedi. Marsilya'yla da şu anda arada bir pürüz var. Yüksek ihtimalle Roma'da kalacak. Başakşehir'in Dubois için para istemesi nedeniyle Galatasaray durumu inada bindirdi. O yüzden Dubois transferi olmadı. Cedric Suarez, Okan Hoca'dan veto yediği oynayan bir oyuncu olmadığı için. Jonathan Klaus'la alakalı Marsilya bonservis istemekte ısrarcı olunca ve Zeki Çelik transferini bitiremeyince üstüne bir de Assignon'a da zaten taliplerdi. Bu konuyla alakalı pürüz çıktı. Yani Serge Aurier'e uzanan süreç bu şekilde. Sol bek konusuyla alakalı da hemen hızlıca bir üstünden geçelim. Rıdvan Yılmaz için girişimler devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'la alakalı oyuncu cephesiyle anlaşma sağlandı. Menajeriyle ve kulübüyle alakalı fazla bir pürüz yok ortada bonservis konusuyla alakalı. Fakat burada Galatasaray yine teknik direktör Clement'e takıldı. Jefta transferi yattı. Fluminense Rangers'la anlaştı ancak kiralık olarak forma giydiği Apoel biz kiralık sözleşmesini feshetmiyoruz dedi. Bu önümüzdeki 3-4 saatlik dilimde de Rangers bir sol bek alamazsa Rıdvan Yılmaz işi zor gözüküyor. Ancak hani onun alternatifi Galatasaray'da yerli olarak düşünülüyordu. Galatasaray yabancı alternatifler üzerinden de ilerleyecek. Spinazzola'nın sakatlık durumu soruldu Roma'ya. Eğer bu durumla alakalı sakatlığı uzun sürecek bir şey değilse Spinazzola yine Galatasaray'ın gündeminde. Ek olarak Salim Manav'ın haberini de verelim. Galatasaray Portekizli sol bek Francisco Moura için kulübü Famalicão'ya 500.000 euro kiralık 2,5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Salim Manav'ın haberi, bunu da buradan verelim. Galatasaray'da yabancı alternatifler hala var. Sol bek için Levent Mercan konusu, Karagümrük Başkanı Süleyman Urma bu transfere izin vermedi. Onun dışında Uğur Çiftçi ismi konuşuluyor ancak ben Galatasaray'ın da oraya hani bir yabancı sol bek düşündüğünü biliyorum. Francisco Moura, Spinazzola sürpriz isimler de var fakat Rıdvan Yılmaz'la alakalı hiçbir şey bitmiş değil. Yani bir sol bek almasa bile Rıdvan, yani Rangers bir sol bek almasa bile Rıdvan için Rangers ikna edilebilir mi? Bence ikna edilme ihtimali var ancak düşük. Galatasaray Rıdvan Yılmaz için son dakikaya kadar girişimlerine devam edecek. Bu arada Hakim Ziyech ile alakalı iddialar çıkmış. Hani bırakın beni gideyim El Şabab'a, işte 37,5 milyon euroluk bir teklifler vesaire. Yalnız bir şeyi unutmuşlar. Suudi Arabistan'da transfer dönemi kapandı. Ben hala haberimin arkasındayım. Hakim Ziyech Okan Buruk takımda kalmasını istiyor. Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak. Bu arada buradan akşam.com.tr'ye de gerçekten terbiyesizliklerini tekrardan suratlarına vurmak istiyorum. Haberimi çalıp bir de özel haber diye damga vurmaları gerçekten çok büyük karaktersizlik. Buradan hani akşam.com.tr'yi tekrardan kınıyorum. Noktası virgülüne Hakim Ziyech haberimi çalıp hani Galatasaray'ın Fas milli takımının son maçında Ziyech'i milli takım yetkililerini arayıp oynatmadığına dair haberimi çalmışlar. Bir üstüne özel haber yazmışlar. Bunu yapan çok büyük bir gazete muhabiri daha var. Yani isim olarak kendisi büyük değil. Çok büyük bir gazetenin muhabiri var. Geçen günkü zirve, Galatasaray'daki zirve haberimi almış. Bir de noktası virgülüne kadar gazetede haber yapmış. Erden Timur'un işte o görüntülü konuşma konuları vesaire falan. Yani onu da yakında eğer böyle giderse, daha önce de Fred haberimi çalmıştı. Fred için 10 milyon euro isteniyordu. İlk ben duyurmuştum Fred için istenen rakamı. Onu da çalmıştı. Birkaç haberimi daha çaldı. Eğer bak bu videomu da izliyorsan, biraz daha haberlerimi çalarsan senin ismini ifşa edip seni rezil edeceğim artık. Yani emek hırsızlığı yapmayın kardeşim. Bu kadar basit. Neyse, gündemimizi bu şekilde tamamlayalım. Ben tekrardan gece bir video çekerim. Avrupa'da transfer perdesi kapandıktan sonra zaten her şey yerine oturmuş olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.